Zehir saçıyor, zehir. Teşekkür. Resmen zehir saçıyor burada ya. Zehirli duman halkı isyan ettirdi. Ben nefes alamıyorum ben yani. Ben bir kanser hastası bir insanım. 9 yıldır tedavi görüyorum ben bu işte. Ama benim önce sağlığım önemli. Yer Kastamonu'nun Tosya ilçesi. Büyük Sekiler köyünde iş güvenliği yetersizliği yüzünden mühürlenen ocak faaliyetine devam etmekte ısrar edince kaymakamlık tarafından yıkıldı. Kamyonları gidiyor. Kamyonları taşıyor. Tekrar mühürlendi. Mühür demek içeriye bir Allah'ın kulu bile girememesi. Ocak çevreye verdiği kirlilik yüzünden büyük tepki topladı. Ocaktan çıkarılan atıklar çevreye bırakıldı. Atık faslar oksijenle tepkimeye girince zehirli gaz yaymaya başladı. Bu çevre suçudur, onu geçiyorum. Aynı zamanda insanlık suçudur. İnsanları zehirliyorsun bunu. Köy sakinleri kömür ocağının yaydığı zehirli gazdan şikayetçi olunca kaymakam devreye girdi. Zaten bütün köyün çocukları bizim köyümüze geliyor. Burada Muratköy var, Kargın var, Sevinçören var, Küçük Kızılca, Büyük Kızılca, Kınık. Bu köyler de rahatsız bu kokudan ve bu çocuklar bizim köyümüze geliyorlar. Öğretim görmeye. Yapılan inceleme sonrası ruhsatsız şekilde mühürlenmiş olan kömür ocağını çalıştıran iş yeri sahibi Yusuf Öngür hakkında işlem başlatıldı. Kaymakamın görevlerinden birisi kamu sağlığını korumak, kollamak. Benim için hiçbir şey, yani hiçbir mazeret bunu hoş gördüremez. Ardından ocağın girişi iş makinesiyle yıkılıp toprakla kapatılarak içeriye giriş önlendi. İş kısmı neresi? Nereden giriliyor buraya? Gene devam edeceğim. Tamam. Dozeri sokun oraya, orayı kapatacak. Köy sakinleri ocağın kapatılmasıyla rahat bir nefes aldı. Allah razı olsun sizden. Sağ olun. Yaşamak istiyorum, yaşamak. İddialara göre bazı köylerde hala kaçak madenler çalışıyor. Kastamonu köylüleri kaçak madenlere karşı önlemlerin bir an önce arttırılmasını istiyor. Ocaktan çıkan vagonlarda kömür vardır. Ocak kapalı olduğu halde kömür işletmesi devam etmektedir. Başka vagon değil, kömür değil bu. Cenaze vagonu bunlar.